Komosis'te çelik çizim yaparken bazı temel nesnelere ihtiyacımız oluyor. Bunlardan bir tanesi frame nesnesidir. Bir diğeri plate nesnesidir. Cıvata nesneleri vardır. Kaynak nesnesi vardır. Ve bunları kesmek için kullandığımız cut nesnesi vardır. Bu videonun amacı bu nesnelerin çizime yönelik bazı özelliklerini açıklamak. Frame nesnesinden başlayalım. Bir frame nesnesine girmiş olduk ekranda. Bu videonun amacı bu nasıl girilir ve göstermekten ziyade içindeki özelliklerinden hangisi çizime etkiliyorsa veya çizimle ilgiliyse onlara biraz açıklamak. Frame nesnesine çift tıkladığımız vakit diyalog kutusu açılmaktadır. Çizimi ilgilendiren kısımlar burada gözüküyor ve burada gözüküyor. Bir de ayrıca bunlar da çizimle alakalı ayarlar. Şu kısım profilin düzlem içinde ve düzlem dışındaki konumu ayarlamak için kullanılır. Özellikle şu ilk ikisi. Sonuncusu ise profilin konumunu yani kaç derece dönük durduğunu ana tanımına göre ayarlamak için kullanılır. Bu out of plane işareti içinde middle, behind, front özellikleri vardır. Karşısında bir offset rakamı vardır. Bunları farklı ayarları yapıp farklı noktaları girişe taşımak mümkündür. Bu üçünün kısa tuşları da vardır. Girişe çift tıklayarak out of plane hareketini Ctrl W kısa tuşuyla da yapmak mümkün. Her bastığımızda front, behind, middle olarak toggle ediyor. Ve içindeki in plane hareketini de içinde yine 3 tane seçenek vardır. Kısa tuş olarak Ctrl E tuşuyla gerçekleştirebiliriz. Gene o içindeki 3 tane seçeneğini sırayla uyguluyor. Rotation seçeneğine gelince gene içinde 4 tane seçenek var. Bu seçenekleri Ctrl Q tuşuyla toggle ettirebiliriz. Dolayısıyla bu temel 3 hareketi diyalog kutusunun içine girmeden dışarıdan da yapmak mümkün. Devam edelim. Girişin içindeki diyalog kutusunu açtıktan sonra bir de ayrıca burada bazı offsetleri görüyoruz. Bu offsetler girişin X yönünde, girişin lokal Y yönünde ve girişin lokal Z yönünde uygulanan offsetlerdir. Sol taraftaki offsetler girişin başlangıç noktasına uygulanır. Sağ taraftaki 3 offset ise girişin bitiş noktasına uygulanır. Örneğin eğer start offsetine 1000 girecek olursam eksenel yönünde giriş o yönde kısalır. O yöne hareket eder start noktası. End noktasına da -1000 dersem oradan kısalır. Gene bunları sıfırlayalım. Y yönünde 1000 desem giriş kendi lokal Y yönünde hareket etmiş olur. Lokal Y yönünde hareket etmiş olur. Ve eğer Z olan offset'e bir rakam girersem lokal Z yönünde hareket etmiş olur. Fakat bu offset'leri her ne kadar rakamlar girersek, hangi rakamlar girersek girelim, girişin sonlu eleman tanımı gene yerinde kalır. Yani aslında bu giriş hala arka planda şu noktadan şu noktaya giden bir giriştir ve hesap modülünde o şekilde hesaplanacaktır. Ama detaya yönelik bazen böyle küçük offsetler gerekebiliyor. Bunlar için de biz şu offsetleri kullanabiliyoruz.
Devam edecek olursak, şu altta 4 tane daha ayar var. Birinci ayarı exclude from detailing. Bunu eğer işaretlersek, numbering yaptığımız zaman bu giriş numbering'e girmez ve bir numara almaz. Numbering algoritması bu girişi görmemezlikten gelir. Bunu bazen kullanabiliriz. Eğer bazı elemanları modelleyip de onların numbering'e girmesini istemiyorsak, daha çok bunlar betonarme modellemesinde de daha çok kullanılır. Ama ki, çelikte de bunları kullanmak mümkün. Exclude from dimensioning işareti ise yine çizimle ilgili bir ayardır. Eğer bunu işaretlersek, pafta tarafına geçtiği vakit bu nesne otomatik olarak ölçülendirilme komutlar kullanıldığı zaman ölçülendirilmeyecektir. Bu özellik bazen lazım olabiliyor. Özellikle eğer bazı nesnelerin otomatik ölçülendirme algoritmasının girmesini istemiyorsak, o nesneleri seçip exclude from dimensioning deme şansımız vardır. Bir de do not annotate. Biliyorsunuz her nesne pafta tarafa gittiğinde bir etiketi olur. Ve etiketleme komutları çalıştırıldığında o nesne etiketlenir. Fakat biz bazı nesnelerin etiketlenmesini istemiyor olabiliriz. O nesneleri seçip do not annotate diyebiliriz. Bir sonraki sekmeye devam edelim. Geometri sekmesinin hemen yanında Definitions 1 sekmesi vardır. Şimdi tıkladığımızda şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Çizimle ilgili olan ve şu anda bizim için önemli olan parametreleri konuşalım. İlk parametre name hanesidir. Comosys'te aşağı yukarı her nesnenin bir name'i vardır. Ve bu name sayesinde nesneleri birbirinden ayırt etmek mümkün. Default olarak tipine göre Comosys her bir nesneye bir name verir. Altına devam edecek olursak type vardır. Bu frame nesneye has bir özelliktir. Bu type beam, şöyle baştan gelecek olursak column, beam, horizontal brace yani kolon, kiriş, yatay çapraz, düşey çapraz, kuşak, aşık, makas şeklinde aşağıya doğru. Başka seçenekler de var burada. Merdiven seçeneği, korkuluk, makas, üst başlık, alt başlık, gövdesi, sıfır çubuğu, gergi çubuğu vesaire gibi birçok seçeneği olan bir özellik, bir parametre. Bunun önemi şudur. Comosys'te bir yapıya girerken girişleri giriş olarak, kolonları kolon olarak, düşey çaprazları düşey çapraz olarak, yatay çaprazları yatay çapraz olarak ve mümkün mertebe diğer tüm nesneleri de kendi tipinde girmekte büyük avantaj vardır. Her şeyden önce bu şekilde girilince ekranda görsel olarak her biri farklı renkte ve çok daha anlaşılır bir şekilde karşımıza çıkıyor. İkincisi, bazı algoritmalar bu özelliğinden faydalanarak bizim için kolaylaştırıcı birçok işlem yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben her şeye BIM olarak gireyim, nasıl olsa analizde fark etmiyor deyip böyle bir yaklaşımda bulunmamakta fayda var. Her nesneye kendi tipinden girin ki sonradan çıkacak olan bazı özel komutlardan da faydalanmış olalım. Devam edecek olursak şu iki parametre zaten bildiğiniz gibi çizim programlarda olan parametrelerdir. Bir part number öneki ile markanın öneki. Numaralandırma işlem gerçekleştirdiğimiz zaman her nesne bir parça numarası alır. O parça numaralar bu durumda P1, P2, P3 diye gidecektir. Ve her nesne bir marka numarası da alır. Bu markanın öneki de burada verilir. Burada da serinin başlangıç noktası tarif edilir. 1 ile başlayınca 1, 2, 3 diye gider. 100 yaparsak 100, 101, 102 diye gider vesaire. Numbering yapıldıktan sonra yani numaralandırma yapıldıktan sonra parçanın gerçek poz numarası ile gerçek marka numarası burada yazılacaktır. Numbering yapılana kadar bunlar sıfır olarak gözükecektir. Bir hane daha görüyoruz burada. Welded, Auto, Bolted ve Welded diye 3 tane alt seçeneği var. Bunun Comosys'in AutoConnect makrosuyla alakası vardır.
Ortokanek makrosu bütün bir katı veya bütün bir yapıyı tek hamlede ele alıp bağlayabiliyor. Fakat bazen biz belli nesnelerin ucundaki bağlantının cıvatalı olmasını ve özellikle bu şekilde zorlamasını istiyoruz. Ya da özellikle kaynaklı olmalarını istiyoruz. Zaten akıllı olarak komosiz bu kararları veriyor ama bazen o verdiği kararları beğenmezsek eğer biz bu nesnenin ucundaki bağlantının sen bolted yapma, welded yap veya bolted yap, welded yapma şeklinde ayarlayabiliyoruz. Örneğin makas şeyleri, makas nesneleri normal şartlarda direkt welded olarak birbirine bağlanır. Ama aralarından bir tanesinin bolted olmasını istiyorsak o nesneyi seçip bolted yapabiliriz. Directional constraint diye bir ikinci bir şey daha görüyoruz burada. Bunun içinde de auto fixed ve variable bilgisi vardır. Bunu daha farklı bir noktada auto adjust komutu anlatırken anlatacağım. Şu anda bunu düşünmeyelim. Forced main part yine numaralandırma ile alakalı bir özelliktir. Normalde Comosys bir markayı ele aldığında markanın içindeki en büyük nesneye veya varsa içindeki en büyük frame nesnesi, hiç frame nesnesi yoksa içindeki en büyük plate nesnesini o markanın ana parçası olarak belirler. Fakat bazen biz bu kritere göre değil de bizim belirleyeceğimiz bir kritere göre veya doğrudan söylemek isteriz ki şu parça assembly'nin ana parçası olsun. O durumda o parçayı seçip forced main part deme şansımız oluyor. Eğer bunu işaretlersek o nesne bir assembly'ye girdiğinde bir markanın bir parçası olduğunda diğer parçalardan küçük de olsa yine ana parça olarak seçilir. Annotation özelliğinde şu anda bizim konumuzla alakası yok. Şuradakileri de sonra konuşabiliriz. Burada bir renk ayarlama özelliği var. Şu anda bu videonun asıl amacı daha çok çizime yönelik özellikleri ortaya koymak. Bir sonraki sekmeye geçelim. Definitions 2 sekmesi. Burada da çizimle ilgili bazı önemli ayarların var olduğunu görüyoruz. İlk ayarımız Capacity Ratio for Macros ayarıdır. Bu ayar çok önemli bir ayardır ve bunu davranışını iyice anlamak kullanıcı için çok faydalı olacaktır. Burada Capacity Ratio for Macros hanesinde bir rakam yazmaktadır. Ben burada örnek olsun diye öncelikle 5 tane giriş hazırladım. Bunlar hepsi aynı kesit. Fakat bunun içinde 0.2 yazılıdır. Bunun içinde 0.4 yazılıdır. Bunun içinde 0.6 yazılıdır. Bunun içinde 0.8 yazılıdır. Ve bunun içinde de tam 1 yazılıdır. Bu şu manasına gelir. Eğer biz tasarım yapan makrolardan birini kullanıp bu girişi bağlayacak olursak, o makro bu girişin kapasitesine göre, hangi kapasitesine göre bu bir kat giriş olduğu için kesme kapasitesinin %20'sini alarak, çünkü burada 0.2 yazdıydı hatırlarsanız, %20'sini alarak bir tasarım yapacaktır. Yani ne demek? İçine çift tıklayacak olursak, analiz sekmesine geçecek olursak, bu girişin kesme alanı, toplam alanı 285 santimetre kare olduğunu görüyoruz. Ama kesme alanı 118 santimetre kare olduğunu görüyoruz. Bu 118 santimetre kare ve malzeme de steel ayarlandı. Bu steel malzemesinin hatırlarsanız Material Constraints dosyasının içindeki Allowable Shear değerine de bakarak bir kapasite bulacaktır. Sonra o kapasitenin %20'sini alacaktır. Çünkü Capacity Ratio for Macros'un içinde 0.2 yazılı. O %20'yi aldıktan sonra orada bir cıvata tasarımı yapacaktır. Aynı şekilde bu giriş gene aynı alanlardan yola çıkarak 0.4'ünü alarak, bu ise 0.6'sını alarak, 0.8'ini alarak ve tam kapasite bir tasarım yapan bir örnek yapacağız. Örneğin Stiffen End Plate makrosuyla bu girişleri sırayla bağlayalım. Gördüğünüz gibi
Gitgide civata sayısı artan bir tasarım görmekteyiz. Şu anda içinde 0,4 yazan bu kirişi tıklayıp 1'e çevirirsem civata sayısının arttığını göreceğiz. Yine 0,4'e alalım. Bu çok önemli bir parametredir. Ve bunun hakkında başka örneklerde tekrar tekrar görüşeceğiz. Ama şu kadarını bilmek şimdilik yeterli ki bu parametre sayesinde Comosys'in makroları bağlantıyı tasarlayabiliyor. Şimdi bu parametrenin içini nasıl dolduruyoruz da gelince onu da ayrıca anlatmam gerekiyor. Bu parametrenin içinde kullanıcı tek tek el ile bütün yük kombinasyonlara bakarak hangi yük kombinasyonda ne kadar kesme kuvveti gelmiş, o kesme kuvvetin şeyiyle oranı ne kadardır, kapasitesiyle oranı ne kadardır diye bir çalışma yapmıyor aslında. O konuyu sonra başka bir videoda anlatacağız. Ama şunu bilin ki, Comosys otomatik olarak şu haneye dolduruyor. Kullanıcı bunu override edebilir ama bu hane aslında analiz yapıldıktan sonra otomatik olarak Comosys tarafından dolduruluyor. Doldurulduktan sonra aynı modelin içerisinde siz bağlamaya devam edebilirsiniz. Devam edelim. Yine Definitions 2 sekmesindeyiz. Şunu konuşmuş olduk. Burada bir Behave As ayarı vardır. Behave As ayarı içinde ya None, ya Top Chord, ya Bottom Chord seçenekleri vardır. Bu çizime yönelik bir ayardır. Analize etkileyen bir ayar değildir. Normal şartlarda da none olarak kalır. Ama şöyle anlaşılması gerekiyor. Comosys çizim yani marka çizimini yaparken makas tarzı markaları özel bir algoritma ile çizer. Bildiğiniz gibi birçok program makas tarz markaları güzel bir şekilde ölçülendiremiyor. Normal kirişleri, kolonları ölçülendiriyor ama makas gibi bir üst başlık ve bir alt başlık ve onların arasında giden elemanlar söz konusu olunca ölçülendirme tarzı genel olduğu için tam makas tarzı elemanlara uygun olmuyor. Ve birçok yerde elle müdahale gerekiyor. Comosys'te ise makas tarz özel bir ölçülendirme tarzı vardır. Ve eğer bir makas tip olarak hatırlarsanız burada bir type diye bir şey vardı. Ve type'ın içinde Truss Top Chord, Truss Bottom Chord diye type'larımız da vardı. Bunları biz truss'lar için, makaslar için zaten kullanıyoruz. Onlar seçildiyse otomatik olarak bunun bir makas olarak ölçü vermesi gerektiğini program zaten anlıyor. Ama bazen markamız makasa benzer ama kendisi bir makas olmaz. Örneğin örgülü kolonlar. Örgülü kolonlarda biz kolonu seçip type'ını atıyorum truss top chord, truss bottom chord demeyiz. Çünkü tasarımın başka yerlerinde bu bilgi kullanılıyor olabilir. Ama definitions 2 sekmesinde behave as top chord birine behave as top chord deyip diğerine behave as bottom chord dersek ölçülendirme söz konusu olduğu vakit bu markayı bir makas gibi ölçülendirecektir. Her ne kadar içindeki şeyler birer kolon olsa da ölçülendirme aşamasında bunu bir makas gibi ölçülendirecektir ve elle müdahale gerek kalmayacaktır. Bu önemli bir konu çünkü makas çok sık kullanılan bir eleman. Ve kullanıldığı zaman biz isteriz ki çizimlerimiz otomatik ve el değmeden çıkabilsin. Dolayısıyla nerede makas modelliyorsak, eğer gerçekten o bir makassa zaten bir şey dememize gerek yok. İçindeki type ayarlayınca zaten kendiliğinden Comosys bunu anlayacak ve ona göre ölçülendirecektir. Ama ola ki o bir makas değil de bir örgülü kolon veya başka bir yapının içinde bir parçaysa, örneğin bazen bir yürüme yolu olabilir ve bu yürüme yolu içindeki örgüler kaynaklı olabilir ve orası komple bir makas gibi bir marka olarak çıkacaktır. O durumda Definitions 2 hanesinde bir üst başlığını Behave as Top Chord ve alt başlığını Behave as Bottom Chord olarak ayarlamamız çizimin düzgün çıkmasını sağlayacaktır.
Devam edelim. Gene üçüncü sekmesindeyiz. Usage diye bir hane görüyoruz. Usage hanesi bu profilin aslında bir çelik profili mi olduğu, yoksa bir yerine dökme beton mu olduğu, yoksa bir precast betonu mu olduğu, yoksa bir gömülü çeliğin bir parçası, main parçası veya secondary parçası mı olduğunu anlatan bir hane burası. Normal şartlarda çelik modellediğimiz zaman, çelik binalar modellediğimiz zaman tüm çelikleri structural steel olarak bırakabiliriz. Bir şey değiştirmemize gerek yok. Ama eğer biz profil komutunu kullanarak betonarme modelliyorsak, şu örnekte göstermek istediğim gibi, arka planda bir betonarme kolon, bir betonarme kiriş, bir betonarme kolon daha var. Bunları eğer modelliyorsak, bunların her birini structural steel değil, örneğin cast in place concrete diyeceğiz. Cast in place concrete deyince Komosis anlıyor ki paftaya geçtiğimiz vakit benim bu nesneleri birleştirip yekpare olarak göstermem gerekiyor. Örneğin şu anda bunların ayarı bakalım şu anda structural steel olarak kalmış. Eğer şu aşamada biz paftaya gidecek olursak göreceğiz ki o kirişler ve kolonlar birleşmemiş, yekpare olmamış ve bir sürü yanlış çizgiler var. Biz betonların yekpare olmasını isteriz. Burada da yanlış çizgileri görüyoruz. Kesit aldığımız yerde de bunların birbirinin içine girdiği vesaire ve sonuçta teknik çizime uygun olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Dönelim ve bu üç elemanın tipini cast in place concrete yapalım. Yani yerinde dökme betonarme yapalım. Eğer yerinde dökme betonarme yapıp da çizime geri dönecek olursak görüyoruz ki o parçalar birleşmiş ve yekpare monolitik bir görüntü hale gelmiş ve kesitte de aynı şeyi görüyoruz. Hem o kesit betonarme taranmış oldu hem de yekpare union edilmiş oldu. Yani oradaki nesneler artık bir nesne. Bunu seçtiğimiz vakitte bir nesne olarak yanıyorlar. Alt nesnelere ulaşmak mümkün. Onları ayrıca göstereceğim ama burada vurgulamak istediğim artık bunlar bir sürü nesne olmaktan çıkıp bir tane kalıp nesnesi hale gelmişler. Modelimize dönelim. Ve bir daha ikinci sekmeye bakmaya devam edelim. Cast in place concrete dedik. Hemen altında formwork group diye bir şey var. Bütün cast in place concrete nesnelerimiz, tabii bu hem cast in place concrete için geçerli hem precast concrete yani sonuçta beton olarak birleşmesi gereken nesneler için de geçerli. Biz cast in place ile devam edelim. Bazen biz cast in place olmasına rağmen bazı parçaların diğer parçalarla birleşmesine istemeyiz. Bu dökümü anlatmak için olabilir. Ya da birinci kademe beton, ikinci kademe beton gibi kavramları ortaya çıkartmak için olabilir. Yani bazı noktalarda biz çizgilerin çıkmasını ve o parçaların birleşmesini istemiyor da olabiliriz. Onların ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bu kolonu kopyalayalım. Şimdi de böyle bir cast in place beton durumu var. Hemen paftamızı dönecek olursak bunların bu şekilde birleştiğini görüyoruz. Ama dönelim ve şunun formwork grubunu 2 yapalım. Artık bu üç nesnenin formwork grubu 1'dir. Şu nesnenin formwork grubu ise 2'dir. Bu şu manasında geliyor. Bütün 1 olanlar birleşecek. 2 olanlar kendi içinde birleşecek.
Yani şöyle de yapalım. Şurayı hemen sonucunu görelim. Dikkat ettiyseniz bir olanlar kendi içinde birleşmiş, iki ise ayrı kalmış. Burada da o çizgiye görüyoruz. Dolayısıyla fon ve grup özelliği sayesinde biz betonarme nesnelerimizin nasıl pafta tarafında birleşeceğini kontrol edebiliriz. Drawing group diye bir özellik var. Bu drawing group COMOSES'e has olan bir özellik. Birçok programda böyle bir özellik yok. COMOSES'de aynı modelin içerisinde birden fazla yapıyı modelleyip, örneğin yan yana iki çelik yapısını modelleyip veya yan yana hem bir çelik hem bir betonarme yapısını veyahut da bir betonarme yapısı içinde bir mekanik modeli hemen yanında bir çelik modelini hepsini beraber aynı modelin içinde modellemek mümkün. Fakat bunu yaptıktan sonra aynı zamanda ben istiyorum ki çelik yapısı çelik yapısının marka pozları kendi içinde pozlansınlar. P1, P2, P3 diye gitsinler. Betonarme yapının pozları kendi içinde pozlansınlar. Mekanik modeli ise kendi içinde pozlansın. Bu durumda ben tüm çelik nesnelerin örneğin drawing grubunu sıfır yaparım. Betonarme nesnelerin hepsinin drawing grubunu bir yaparım. Mekanik nesnelerin hepsinin drawing grubunu da iki yaparım. Bu numbering algoritmasına şu mesaj verir. Bunlara öncelikle ayır grup grup ve her grup kendi içinde numaralandırsın. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken tek şey var. Eğer ben malzeme listesi veya etiketleme yapıyorsam aynı paftanın içerisinde bunları etiketlemeyin veya malzeme listelerini vermeyin. Başka paftalarda örneğin eğer aynı pafta içinde bunları etiketlersem hem çelik P1 olarak çıkacak hem mekanik bir nesne başka bir nesne P1 olarak çıkacak ve o paftayı inceleyen birisinin kafası karışabilir. Böyle bir şey yapmayacaksam beraber de gösterebilirim. Ama etiketleme yapacaksam o zaman ya o etiketlemeye sadece çelik kısmını etiketlerim ya sadece beton kısmını etiketlerim ya sadece mekanik kısmını etiketlerim ya da bunlara zaten ayrı ayrı paftalarda gösteririm. Ama sonuç itibariyle numaralandırma olarak bazı nesneleri gruplama şansım var. Bu özelliği biz tüm komosiz nesnelerinde göreceğiz. Mesela levha nesnesinde de bu özellik vardır. Aynı form ve grup özelliği de levha nesnesinde vardır. Devam edelim. Son olarak da bir disiplin ayarımız var. Bu disiplin ayarı da bize hem modelleme esnasında hem paftalar hazırlarken bizim modellediğimiz şey her neyse bir çelik nesnesi midir, beton nesnesi midir, mimari nesnesi midir, mekanik nesnesi midir, pipingleme ilgilidir, elektrik nesnesi midir, altyapı mı yoksa HVAC mı yoksa temel tasarımı ile ilgili bir nesne midir? Bunları anlatan özel bir field vardır. İsmi disiplin. Bu field sayesinde biz filtrelemeler yapabiliyoruz. Bazı komutların özel davranmasını sağlayabiliyoruz vesaire. Bu videonun amacı çizime yönelik ve modellemeye yönelik bazı önemli bilgileri anlatmaktı. Tabii bir frame nesnesinin property editor'ın içerisinde başka sekmeler de vardır. Analiz sekmesi vardır. Analiz 2 sekmesi vardır. Yük kombinasyonları anlatan bir sekme vardır. Kompozit döşeme ile ilgili bazı ayarlar vardır. Tasarımla ilgili sekmeler vardır. Ama bu videonun amacı analiz ve tasarım kısmını anlatmak değil. Daha çok, onlar çünkü başka yerde anlatılacaktır. Daha çok çizime yönelik, çelik detaya yönelik, çizim elde etmekle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlatmak bu videonun amacıdır. Onun da sonuna gelmiş olduk. Bundan sonra da levha nesnenin çizime yönelik ayarlarını konuşacağız.